Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 14 Ağustos Cuma İstanbul altılı tahminlerimi vereceğim. İlk yarış dördüncü koşuyla başlıyor ilk ayak. Handikap 17 bir yarış. Şimdi bir yaklaşık bir aydır tahminler vermiyordum. Çünkü programların oturmadığını düşünüyorum. Ara sonrası daha oturmuş değil. Bu yüzden de pek program vermedim. Şimdi bu yarınki yarışa çalıştım. Yine e, oturmamış bir program ama en azından tuttuğum safkanları size bahsedeceğim. Ve yani ufak bir kupon vereceğim. Siz de tuttuğunuz ve sürpriz safkanları da ekleyebilirsiniz. Programlar oturmadığı için hala küçük oynama taraftarıyım. Zaten genelde benim kuponlarım küçük oluyor biliyorsunuz. Şimdi ilk ayağa geçecek olursak, ilk ayak ben 1 numaralı Şahin Semih'in yarın kafayı almasını bekliyorum. Hemen arkasına da 5 numaralı Kaz daha gelir diye düşünüyorum. Yani önde giden safkanlar 1 numaralı Şahin Semih ve 5 numaralı Kaz daha olacak. Saadettin Boyraz büyük bir ihtimal yarın kafayı alabilir. Hemen arkasına Mehmet Kaya ile gelir diye düşünüyorum. E, ortalarda da 6 numaralı Şahin Şevket gidecek yarın. E, burada tanıdığımız safkanlardan Güldür Güldür var, Bekir var. Bekir bir ara bir başarı elde etti, sürpriz yapmıştı ama ondan sonra genelde ikincilikler elde edip sonra son yarışına da bayağı kötü bir yarış çıkardı. E, yarın belki bir sürpriz yapabilir ama ben yarın Güldür Güldür'ün kazanmasını beklemiyorum. Ama dediğim gibi program zorlu. Şimdi birazdan daha iyi açıklamış olacağım size. Şimdi 1600 Çim 4 yukarı Araplar. Yani bayağı bir Gökhan Kocakaya da binmişti Güldür Güldür'e. Şimdi Ali Kaçmaz binecek. Ama dediğim gibi yarın Bekir'le Güldür Güldür'den kazanmasını beklemiyorum. Ama her türlü sonuç çıkabilir arkadaşlar. O yüzden küçük bir kupon. Şimdi 6 numaralı burada Şahin Şevket yarın Gökhan Kocakaya Şahin Şevket'i tercihlemiş ve ortalarda gidecek yarın. Ve uzun bir ara vermişti. Uzun ara sonrası son yarışını 1300 koştu. Buradaki de 5 numaralı Kazdağ. Mehmet Kaya'nın bince Kazdağ'ın arkasından 4. olmuştu arkadaşlar. Kazdağ da yanılmıyorsam o yarışta 2. olmuştu. Evet 2. olmuştu Kazdağ. Sondan 2. yarış. Şahin Şevket de 4. olmuştu o yarışta. Ve şimdi Gökhan Kocakaya binecek ve yarışta 1600. E arkadan geleceği için o yarışta 1300'dü. 1600'de ben Kazdağ'ın yarın rahat geçeceğini düşünüyorum. E burada bir numaralı Şahin Semih ile Kazdağ'da hemen hemen birbirine denk safkanlar. Yani 6 e, numaralı Şahin Şevket'i tutuyorum ve kuponumu bank olarak değerlendireceğim. Ama dediğim gibi yine yani Bekir, Güldür Güldür, Şahin semi yani bir e, sürpriz yapabilirler. E, Karagül Bey yine uzun zamandır takibimizde olan, Hişman Çizik'in bindiği çok nadir başarılı olan bir safkan. Yani Şahin Şevket ben bu grubun üstünde olarak görüyorum. Bir yarışta gördü. Eğer bir aksilik olmazsa ortalardan gelip sprintiyle bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. İlk ayak 6 numaralı Şahin Şevket Banko. Şimdi ikinci ayağa geçersek satış bir koşusu 4 yaşlı Araplar 1400 Çim. Yani 22 tane safkan var. Yani Maiden'dan zar zor çıkmış safkanlar ya da başarısız olmuş safkanlar ya da çıkamayan safkanlar gibi bir grup oluşmuş arkadaşlar. Yani gerçekten elle tutulur safkan bulmak da zor bu ayakta. Şimdi ben burada 3 tane safkan bende biraz ön plana çıkıyor. Bunlardan bahsedeyim sizlere. Bunlardan ilki 11 numaralı Sarıhan'dan. Yani aslında kaliteli bir safkan olmasına rağmen, duygu faturanın atı olmasına rağmen bir türlü beklenen başarıyı elde edememişti. Yani yarın ilk tuttuğum Safkan yine Gökhan Kocakaya binecek. İlginç. İki yarış üst üste alır mı bilmiyorum ama bazen 3-4 yarış bile aldığı oluyor biliyorsunuz. Yani sonuçta iyi yerlerde bakılıyor. Emin ellerde bakılıyor. Yani yarın kazanır mı ben yine kuponda bulunduracağız. Şimdi burada dikkatimi çeken diğer Safkan'da 4 tane kayaların Safkan'ı var. O da enteresan. Böyle durumlar olduğu zaman genelde Mehmet Kaya kendi safkanlar yarışınca 3-4 tane yarışı kazanabiliyor. Yani ikinci tercihim burada 6 numaralı Gizem Naz olacak. Gizem Naz da yine tuttum safkanlardan fena olmayan. Yani burada mecbur birilerini tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani öyle bir grup. Sonra da 3 numaralı Kadeş var burada. Yine elle tutulur bir safkan. Bir de 4 numaralı Mihribankaya var. Yani Buradaki sıralama 11, 6, 3 ve 4 arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada sürprizlerden siz ekleyebilirsiniz. Hani zaman zaman gözümüze takılan safkanlardan Prenses Montana var. Yaman adam var. Hayırlı kız var burada. Kurdele var. Yani genelde hep takip ettik bu safkanları. Hep oynadık ve bizi hep yüzüstü bıraktılar. Ve yarın bu saydığım diğer safkanlardan biri de Sürpriz yazar mı, kazanır mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi 11 6 3 4 benim buradaki sıralamam. Yarın ben 4 safkan yazacağım. Yani belki bir iki tane daha eklerim bu saydığım safkanlardan. Şimdi 3. ayağa geçersek 3. ayak e, Maiden yarışı, 2 yaşlı İngilizler 1200 çim ve sadece 1-2 kere koştular. E, Olivia birkaç kez fazla koştu, 5 yarış koştu Olivia. Ve yarın da ilginç yine Gökhan Kocakaya binecek. E burada yine 10 numaralı Lucky Rock var. Elif Kaya'nın atı Mehmet Kaya binecek. İkinci ayakta da yine ilk ayakta da yine ve üçüncü ayakta da Mehmet Kaya ile Gökhan Kocakaya biraz fazla ön plana çıkıyorlar. Benim baktığım kadarıyla. Şimdi burada 10 ile 11 yani Lucky Rock Olivia birbirine denk safkanlar. Yani Lucky Rock 3 yarış yaptı. Olivia 5 yarış yaptı ama birbirlerine çok denk safkanlar sadece ve uçer yarışına baktığımız zaman şimdi 10-11 önde gidecekler diye bekliyorum yarın yani meydanda da yarış sıralaması vermek biraz zor oluyor ama yani biri cengaverlik yapıp öne atlar mı bilmem birisi öne atlarsa da Lucky Rock'la Olivia'nın önünde yarışı bitirebileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Yani Lucky Rock'la Olivia'nın da önde gideceğini düşünüyorum. Ve arkasından birinin de gelip Lucky Rock ya da Olivia'yı geçeceğini de düşünmüyorum. Yani normal şartlarda ben ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Bu sebepten 3. ayaktaki sıralamam 10 numaralı Lucky Rock ve 11 numaralı Olivia arkadaşlar. Tabi dediğim gibi sürprizlerden siz kendi tuttuklarınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi dördüncü ayağa geçersek ben burada keskin şahın e, kafayı almasını bekliyorum. Tabi burada kafayı alabilecek ya da önde gidecek e, yine Dumrul var Saadettin Boyraz'la. Yani 2-4 önde gidecekler ama ben iki keskin şahın kafayı almasını bekliyorum. Ve bir aksilik olmazsa çıktığı gibi de bitirmesini bekliyorum arkadaşlar. Dördüncü ayaktaki Bankom'da 2 numaralı keskin şah. Dediğim gibi yine kuponunuzun büyüklüğüne göre siz tuttuğunuz ya da sürpriz safkanları ekleyebilirsiniz. Beşinci ayağa geçersek e, kısa vade 9 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik. Yani yarın elle tutulur gözüken tek yarış arkadaşlar. Burada bildiğimiz gibi yani benim en beğendiğim safkanlardan olan 6 e, numaralı kuzey yağmuru var. Ama bu aralar ara sonrası biraz sıkıntılı koşuyorlar. Yarın ne olacağı belli olmaz ama benim favorim normal şartlarda 6 numaralı Kuzey Yağmur'u. Halis Karataş'la. Yani onun da form durumu belli olmuyor. E şimdi burada diğer safkanlara baktığımız zaman Gökhan Kocakaya 1 numaralı Fire of World'e binecek. Şimdi Fire of World... Normalde benim beğendiğim bir safkan olmasına rağmen yarın Gökhan Kocakaya da binecek. Hem de bir hakim yavrusu. Yani genelde Adana'da boy gösterdi ama pek başarılı olamadı arkadaşlar. Ve çimi de zayıftı. Yarın da yine sentetik. Yani başarılı olma ihtimali var. Gökhan Kocakaya da Karataş'ı geçmeyi de sever. Yani e, belki değerlendirilebilir ama benim ilk tercihim Kuzey Yağmur'u. Bir de burada sürpriz düşünüyorum arkadaşlar. Adana'dan çok takip ettiğim ve zaman zaman yüzümüzü güldüren ama sağa solu belli olmayan aslında beğendiğim bir safkan olan yarın da arkadan gelip Selim Kaya ile kazanabilme ihtimalini gördüğüm 3 numaralı Deli Tahir olacak. Bazen çok kötü bir yarış çıkarır bazen de sürpriz yapar kazanır. Yani yarın kazanma ihtimalini ben görüyorum. Yani ilk tuttuğum safkanlar burada 6 ile 3. 5 numaralı King Berkay yarın kafayı alır diye bekliyorum. Saadettin Boyraz'la ama yarışı bitirebileceğini 2000 metre sentetik düşünmüyorum. Arkasına 2 numaralı Engörü Bul gelir Mehmet Kaya'yla. Sonra 4 numaralı Kanekon'un oğlu. Sonra Kuzey Yağmuru. Sonra Fire of World. İşte en arkada da Deli Tahir gider. Deli Tahir bazen startta da geç çıkabiliyor az da olsa ama yarış uzun. Dediğim gibi yarın buradaki sıralamam benim 6 numaralı Kuzey Yağmur'u ortalardan gelip sprint ile kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Deli Tahir arkadan gelip kazanıp bir sürpriz yapabilir. Ve yani yerime göre de 1 numaralı Fire of World'ü de Gökhan Kocakaya bindiği için kuponuma ekleyeceğim. Buradaki sıralamam 6, 3 ve 1 arkadaşlar. Son ayağa geçersek son ayak yine 15 tane safkan var. Handikap 15 dişi bir yarış. 3 yaşta İngilizler. Yani az yarış koşmuş, başarılı olmuş. Genelde birbirine denk safkanlar ve 15 tane de safkan yarışacak. Şimdi bu grupta e, baktığım zaman ön plana çıkan safkanlar bir numaralı Ayçiçeği var. Baktığımız zaman e, Josephine var ki 11 numaralı Bianco Capello ile de ekürü. E, kind of grey var yarın kara taş binecek ama ben son ayakta yazmayı düşünmüyorum. E, Ayçiçeği ile buradaki 8 numaralı Mystic Star var yarın Müslüm Çelik binecek ki Ayçiçeği ile Mystic Star birbirine denk safkanlar arkadaşlar. E, kind of grey var ben çok tutmuyorum. Yani bir aksilik olmazsa ben buradaki 6 numaralı Barberella Mia'nın Özcan Yıldırım'la böyle 3-4 gibi gitmesini bekliyorum viraj dönene kadar. Viraj döndükten sonra da bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son ayaktaki Bankom'da 6 numaralı Barberella Mia. Siz burada tuttuğunuz ya da sürpriz gördüğünüz safkanları da yarınki duruma göre eklerseniz burada ön plana çıkan safkanlardan da size bahsettim. Yani dediğim gibi siz de kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Kuponun bu şekilde arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.